Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün okalisis hakkında size biraz bilgiler vermek istiyorum. Bakımıyla alakalı özellikle. Şimdi şöyle bir bakalım okalisisimizin son durumuna. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük bir büyüdü yani bayağı. Şöyle son derece sağlıklı, güzel. Şurada bir saksımız daha var. Arkadaşlar, okalisisimiz, süsyoncamız, uyku çiçeğimiz, yani bunun bir sürü ismi var ama bizim genelde süsyoncası veya uyku çiçeği olarak söylüyoruz. Bunun genelde soğanları bir bitki olup soğanlı bitkiyi nasıl yetiştirdiğimizi, daha doğrusu benim nasıl yetiştirdiğimi size söyleyeceğim. Bunun toprağın altına 2 santim falan böyle açıyoruz. O soğanlarını yatırdım ben. Kendim nasıl yaptığımı anlatıyorum size. Ondan sonra biraz su veriyoruz üstüne. Beklemeye alıyoruz. Sonra çıktıktan sonra bu zaten büyümeye başladı. Yapraklarda yaz dönemi ise eğer çok daha çabuk büyümeye başlıyor. Çıktıktan sonra yine sularını falan döküyoruz üstüne zaman zaman. O sulandıkça kendi kendine gelişimini gösteriyor zaten. Sonra gelişim gösterdikten sonra çiçek önce yapraklanıyor. Sonra bir hafta sonra da şöyle çiçeklenmeye başlıyor. Çiçeklendikten sonra da bunun tabii ki bu bir arada suyu çok seviyor. Yani ara ara değil, haftada değil, 2-3 güne bir, yazın özellikle daha çok su ihtiyacı oluyor. Sularını eksik etmeyin. Zaten susuz kaldığı anda bu hemen ne oluyor biliyor musunuz? Boynunu böyle büküyor, yerlere doğru yatmaya başlıyor. Eğer suyunu verdiğinizde direkt yukarı çıkıyor. Ondan sonra yaprakları, bazen yapraklarımız yaşlanıyor. Yaşlandığı zaman da ben bunu kuru, mesela şu, eğer şu elinizi hafif asılın, yaprak gelmiyorsa bırakın ama pıt diye gelir zaten yaşlandığı zaman. Veya çiçeklendiği zaman şu arada geçmiş olan çiçeklerini temizliyorum ki dilimden yeni gelen sürgünlere yer versin diye sık sık temizliyorum. Hem çiçek daha güzel görünüyor temizlendiği zaman. Bakın şurada bir sürü geçmiş çiçekler var. Şöyle görünüyor mu? Şöyle. Bunları mesela asılıyorum böyle. Kopartıyorum. Bunlar temizlendikçe alttan yeni yeni hem çiçekler veriyor hem de yapraklanması daha güzel oluyor. Böyle. Yani siz okalisisinizi suyunu, temizliğini yaptığınız zaman bu çok daha güzel büyüyor. İsterseniz bunu daha büyük saksıları da alabilirsiniz. Yerleri de dikebilirsiniz. Bu şekilde. Yani bakımı çok zor olan bir çiçek değil. Bir de kışın sonbaharın sonlarına doğru bu iyice kızarır yaprakları. Ondan sonra zamanı geçmeye başlar. O zaman bu şeylerini, hatta onunla alakalı benim bir videom var. Onu da seyredebilirsiniz isterseniz. Okalisisle alakalı. Bu yapraklarını kopartıyoruz. Tamamen bitiyor. Ondan sonra yine ara ara sulamaya devam ediyoruz. Yani o baharda tekrar yapraklanmaya başlıyor. Yine böyle sürgünler, isterseniz o dönemde soğanlarını alabilirsiniz. Aslında şimdi de alabilirsiniz ama şu an tabii ki yapraklandığı için ben pek tavsiye etmem. Bu yapraklarını iyice döktükten sonra alırsanız çok daha güzel oluyor. Başka saksıları da o zaman gelişimini geçirebilirsiniz. Ama su vermeyi ihmal etmeyin. Hani soğan da olsa sulamaya devam edin yani. Şöyle bakayım. Şöyle çok güzel bir şekilde büyüdü. Şurada da öyle bir saksımız daha var. Şöyle. Bu da öyle. Zaten sağlıklıysa size yapraklar canlı olur. Bu
kuşakların bir şeysi de var. Akşamüstü olduğu anda hemen şey olmaya başlıyorlar. Hemen böyle boyunlarını büküyorlar, yani böyle yumuluyorlar. Yumaya başlıyor. Bakın şurada. Şurada var zaten yapraklarının öğlene doğru olmasına rağmen yapraklarının içine doğru çökmüş. Bir hava bulutlu olsun. Anında hemen büzülürler. Öyle güneşi görünce açarlar. Bu da böyle bir bitki. İnşallah size faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Lokalisi büyütmek ve yetiştirmek isteyenler için. Yani bakın bu çok zor bir bitki değil. Gayet şeysin, huyunu öğrendikten sonra size bol çiçekli, bol yapraklı günler verir. Özellikle baharda coşuyor bu çiçek. Şöyle bakın. Şu elimde kaldı yaprakları da. Şöyle elim alırsam çok daha güzel görünecek. Şu ara biraz böyle çiçeklenmesi durdu. Balkonumuza da kuşlar geldi.